Bir başkadan hepinize merhaba. Bugün yine bir yerlere gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Selen Kaldırım Özürt'ün evine gidiyoruz. Selen'in evini gezip keyifli sohbet gerçekleştireceğiz. Takipte kalın, videomuzu izleyin. Selen ve Atakan çiftinin evine geldik. Minik de bir hediyemiz var, tahmin ediyorsunuzdur. Her yeni ev sahibi olanlara alınan bir hediye. O zaman devamını da izleyelim. Selen'in tepkisi ne olacak? Selen bugün bizlere ne söyleyecek bakalım. Videomuzu izlemeye devam edin. Evet, geldik. Hazır mısınız? Biz geldik. Buyurun. Evet. Selen Atakan Özyurt evine hoş geldiniz. Bugün evimde Ecem misafir. Bizim evet, evimi gezeceğiz beraber. Buyurun başlayalım. Selen, ben ve Atakan olarak. Evet, eşim Atakan Özyurt. Buradan Atakan'a da selam yollayalım, bu videoyu izliyordur zaten. Evet. Hadi başlayalım. Nereden başlayalım? Salondan başlayabiliriz. Atakan'ı da şöyle yerine koyup. Görüşürüz. Aşkım sen dur burada. Evet, burası evimizin salonu. Böyle ahşap detaylar var. Evi biraz karanlık buluyorum ben. Aslında bu duvarların rengi koyuydu. Ben onları açık renge boyattım. Çünkü zaten ev az ışık alıyor. Yani salon az ışık alıyor. O yüzden biraz daha böyle iç açıcı olsun diye böyle bir renge boyadık. Burada genelde hani yemek için, mutfak zamanı, yemek yemek için vesaire takılıyoruz. Hani onun dışında burada çok bir aslında vakit geçirmiyoruz. Üst katta daha çok özel alan, yani özel alanlarımız yukarıda. Burası mutfağım. Yemeklerim. Yapıyor musun Selen? Evet. Selen gel göstereyim. Gel. Sipariş etmiştim. Geldi bak dolmamız bak, var. Bak dolma sarmış, evet, dolma. Evet dolmamız var. Bir de çorbamız var. Çorbayı açmıyorum. O zaman yemek yapıyorsun. Yapıyorum. Ha, severek de yapıyorum. Yani vaktim olduğunda bir de böyle şey... Değişik lezzetleri seviyorum böyle denemeyi, işte kinoalı bilmem neli falan böyle hani farklı lezzetleri denemeyi seviyorum. Bir tane de şef arkadaşımız var, Uğur kardeş. Buradan selamlar ona. Ondan da bazen tarif istiyorum. Bakıyorum onun tariflerine falan. Öyle seviyorum yani yemek yapmayı güzel, genel olarak. Güzel, keyifli bir mutfağım var. Evet, böyle. Devam peki, edelim. Selen. Bu duvarlarda fotoğraflar evet. Gördüm. Bu fotoğraflar ne? Bunları her gelen soruyor. Yukarıda da göreceksiniz. Bunlar bizim Atakan'la anılarımız aslında. Yani siz bakıp belki bir şey anlamazsınız ama aslına baktığınız zaman bunların hepsi bizim gerçekte yaşanmış, aramızda geçen bazı diyaloglar veya anlar. Onları ben böyle resmetmiştim. Ona göstermişim. O da evin duvarlarına astı. O günden beri duvarda var. Yukarıda da var. İkinci sergimiz. Buraya geliyorum. Burada neler var? Senin yurt burası... dışından aldıkların mı? Atakan'ın eşyaları aslında mı? Aslında evet. İkimizin de beraber yurt dışından aldığımız bazı hediyelik eşyalar. Böyle. Ondan sonra aile fotoğraflarımız var. Bizim fotoğrafımız. ailesinin, benim ailemin vesaire fotoğrafları var. Kitaplarımız var. Daha da çok vardı da onları okuduklarımızı hediye ettik biz. Nazlı'nın Atakan'ın oyuncakları var böyle. İlgi duyuyor bazen videolarda falan görmüşsünüzdür belki. Öyle. Burası böyle. Gel yabancı yok. Zaten. Nereden yok? Burası şöyle açayım. Misafir odası. Misafire göre fazla. Burayı eski evden getirmiş aslında. Zaten buymuş. Kendine yeni yaptırınca burayı da hani buraya misafir odası olarak koyduk. Ailelerimiz bazen geliyor. Ordu'dan geliyorlar. Burada kalıyorlar bizimle. Burada misafir ediyoruz onları. Bir tabak gördüm. Bir tabak gördüm. Evet onu bize düğünümüzde hediye ettiler. Kimin hediye ettiğini hatırlamıyorum ama... Böyle Atakan Selen çiftine mutluluklar dilerim diye bize böyle koyduk. Burayı çok kullanmıyoruz aslına bakarsan. Burayı genelde misafirlerimiz vesaire kullanıyoruz. Bir de evet, buzdolabı var. Evet orada bir tane dolap. O eski buzdolabımız. Yeni aldık. Bunu da buraya sakladık. Duruyor. Burada bir ebeveyn banyosu var. Küçük misafir odası için. Burada yine bir banyomuz var. Bunu benim annem yaptı. Aa. Evet çeyizim için.
Annem ördü. Çok da severek. Bu da böyle sepeti. Sepetini de o yaptı. İkisini de. Takım yaptı. Şey, buna ne ip diyorlar ya? Bir ip ben var. De bilmiyorum. Çok şık. Öyle şey, vintage bir havası var böyle. Ben de seviyorum. Burası böyle. Burayı kullanıyorsun değil mi? Alt katın lavabosu olarak burayı kullanıyoruz. Burası holümüz. Orada ayakkabılarımız falan var. Gösteririz. Kaç tane ayakkabın var senin? Çok var. Böyle burası ayakkabılarımız. Biraz dağınık, kusura bakmayın. Ben genelde Air Jordan. Çok, insanlar çok soruyor, çok seviyorsun, nereden alıyorsun falan diye. Genelde de yurt dışından alıyorum aslında. Türkiye'de çok az model. Hadi Atakan daha sık gidiyor, ona Amerika'dan aldırmıştım. Hadi yukarı çıkalım. Yani zevkli bir yerden başlayalım. Odadan, Atakan'ın odasından başlayalım. Ooo, çok iyi. Burası Atakan'ın 7/24 vakit geçirdiği, en sevdiği kendi alanı. Bu da çok önemli. Aynı evde çiftlerin kendine alan tanıması da çok önemli. Burası sadece Atakan'ın alanı, öyle söyleyeyim. Burada toplantılarını bazen online'da burada yapıyor, oyun oynuyor. Ben de bazen onun yanında burada projeksiyon var. Orada film izliyorum yanında buradan böyle. Kendi sistem için bilgisayarımda çalışıyorum. Resimler, burada detaylar yine evet, var. Yine burada anılarımızın olduğu resim. Bu ikinci sergimiz. Bunları böyle çizmiştim. Sığmadı aşağıya buranın duvarlarına aslında. Ayı senin ayın. Ayı bize bir yerden hediye gelmişti diyeyim. Bu da biz. Yurt dışı falan mı yoksa? Antalya, benim iş seyahatim için Antalya'ya gitmiştik. O da eşlik etmişti bana. O zaman uçakta çekmiştik. O da bastırmış, böyle bir jest yapmış. Bunun bardakları falan da var. Şu koleksiyon gibi bir şey mi? Yok, o evin dizayn edilirken tamamen dekor amaçlı alınan bir şey. Şurada da asıl evimizin yegane gururu. Altın kelebeğim. Altın kelebeğimiz var. Evet. Kafalar en iyi influencer. Ha, 2019'da. Bu? Ödül almışlar. O da bir videoda go-kart yarışı yapılmıştı. Atakan birinci olmuştu. Orada hediye etmişlerdi. Atakan'ın Kenan Sofuoğlu'yla da videosu evet. Var, düştü. Evet. Peki sonradan kalıcı bir şey ya yok mu? Aslında gerçekten düştü ve bayağı buraları falan soyulmuştu. Yani şu kötü an düştü ama kalıcı yok, bir şey yok. Bir tane de plaket. Evet. Milyon. O da 1 milyon olduğunda YouTube'dan gelen. Bayıldım. Burası çok şık. Böyle bir yatak odası. Evet, Atakan'ın bu arada koku hastalığı var bir de. Kaç tane yani, var? Bayağı böyle çok seviyor koku olayını. Güzel kokmayı, evin güzel kokmasını. Bu bir kısmı öyle söyleyeyim. Bir kısmı. Evet, bu bir kısmı. Kullanmamış ki, koleksiyon yapıyor evet, nereden? Evet, çok seviyor koku. Ev kokusu falan da çok seviyor. Hep alır böyle, çiçek kokusunu çok sever mesela. Hani çok yapıyor. Genelde zaten bu odayı kullanıyoruz. Burası ebeveyn banyomuz. Böyle. Gel Fatih, gel. Bunu da annem yaptı bu arada. Anne bayağı çiçeklisi. Evet. Peki çeyizinde hiç şey geldi mi? Dantel mi şeymiş? Yoksa geldi. Gösterebilirim hatta. Hatta bu da çeyizden. Bunu da babaannem örmüş bana. Böyle bir patik. Var bayağı havlular. Kullanıyor musun? Yok, kullanmıyorum. Burası giyim odamız. Tekrar bir yazlık kışlık ayrımı oldu. O yüzden böyle biraz tam düzenli değil. Ama genelde burayı giyim odası olarak kullanırız. Her kızın olduğu gibi. Evet, yani aslında bakarsan evlenirken çok verdim. Hani ihtiyacı olanlara da verdim. Bıraktım bayağı. Hani az olsun öz olsun diye. Ama ister istemez alıyoruz yani. Alıyoruz ben de verip o boşlukları alıyor, dolduruyorum. Evet. Evet, ama ben aldığım şeyleri hep kullanırım. Yani hiç böyle israf alıp giyip kenara atmam. Yani mutlaka değerlendiririm, yani hakkını vererek giyerim. Peki kombinleyerek mi alıyorsun, parça parça mı alıyorsun? Eskiden parça parçaydı, artık kombinleyerek alıyorum. Evet, dikkat ediyorum. Çünkü alıyorum, getiriyorum, üstüne bir şey yok, altına bir şey yok. Neyle uyduracağım aynı gibi. Bir de şimdi tek parça şeyim başladı. Tulum mesela, giy çık. Hani uğraşma bir daha kombinle. Evet, tek parça daha rahat. Hatta artık zaten bence eskiye göre herkes daha basic şeyler tercih eskisi etmeye başladı. Eskisi çıktım yok ya. Evet. Spor her zaman iyidir ya. Devam edelim. Burası kiler. Tamamen
gereksiz eşya depomuz gibi bir şey yani. Aslında şurada ofis yapıldı. Şimdi ofisten önce bayağı kamera, alet, edevat vardı, çekim eşyaları. Ardiye dolabı. Burada benim banyom, kendi banyom. Gelebilirsiniz. Hı? Şurada şahsi şıkıdı mı şıkıdı? Evet. Bir aslan burcu olarak bakımı ve süsü sevdiğim için. Çok güzel ya. Böyle süs ve mutlu ediyor. Onu kullanmasam bile böyle yaymak çok hoşuma gidiyor. Mesela bunu erkekler sevmiyor. Evet. Ya toplu olsana da. Ben genelde bu banyoyu kullanıyorum. Ayırdık, onun banyosu ayrı, benimki ayrı diye. Çünkü kargaşa oluyor evde. Yani varsa böyle fırsat tabii. Montakan'ın da çok iyi şanslı evet. Parfüm var. Senin de var. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Selen bize evinin kapılarını açtı. Harika bir evi var ve harika bir sohbet gerçekleştirdik. Bir önceki videomuzu izlemediyseniz zaten izlersiniz. Bu videomuzda ev gezmesiydi. Sen ne söylemek istiyorsun Selen? İyi ki geldiniz. Çok memnun oldum. Benim için de çok keyifliydi. Umarım siz de çok keyif alırsınız. Bu kadar. Sevgiler. O zaman bir başka videomuza görüşmek üzere.